Arkadaşlar merhaba. Bugün farklı bir video konusuyla karşınızdayım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bazen çok güzel teşekkür mesajları alıyorum videolarımın altına. Ben de bu durumdan çok mutlu oluyorum. Ama bazen de videolarımda çok fazla reklam olduğunu, bu reklamları azaltmam konusunda mesajlar alıyorum. Bazen de reklamsız olsa diye isteklerde bulunuyorlar videolarım için. Fakat arkadaşlar, ben de bazen diyorum ki bu videoları reklamsız da izlemenin yolları mevcut. Bunları araştırabilirsiniz diyorum. Yine de karşı çıkanlar oluyor. İşte YouTube Premium'a üye olamadığını, bu maddi güçlüğü aşamadığını söyleyenler olabiliyor. Tabii herkese saygı duyuyorum. Öncelikle bununla alakalı bir diyagram oluşturdum arkadaşlar. Bir akış diyagramı oluşturdum. Ve burada bu videoyla ben size YouTube Premium dışında, ki YouTube Premium da bir çözümdür. Hatta iyi bir çözümdür arkadaşlar, reklamsız videoları izleyebiliyorsak, internet imkanımız varsa. Bu da iyi bir çözümdür maddi imkanı olanlar için. Tabii ilk çözüm önerimiz YouTube Premium'a üye olup oradan videoları izlemeleri. Ama herkesin maddi durumu aynı değil. Hatta evinde interneti olmayanlar dahi var. Eğitimin eşitliği noktasında onlara da yardımcı olmak amacıyla böyle bir video çekiyorum. O yorumlara aldırış etmeyip bu videoyu çekmeyebilirdim ama karşımdaki kitlenin öğrenci olduğunu ve bir zamanlar bizim de öğrenci olduğumuzu, maddi güçlükler yaşadığımız dönemler olduğunu hatırlayarak böyle bir video çekme gereği duydum arkadaşlar. Bu video sayesinde bundan sonra siz de benim videolarımdaki reklamlara maruz kalmadan videoları izleyebilirsiniz belki. Hatta başka videoları da izleyebilirsiniz. Başka kanallardaki videoları da reklamlara maruz kalmadan izleyebilirsiniz. Umarım bu izlediğiniz videolar daha çok ders ağırlıklı olur. Bununla alakalı bir video hazırladım arkadaşlar size. Ücretsiz, reklamsız ders videosu mümkün mü? Şimdi hani bir söz vardır ya arkadaşlar. Bedava peynir sadece fare kapanındadır. Evet ama biz size fare kapanından peynir aşırmanın yollarını öğreteceğiz gibi bir şey oluyor bu burada. Tabii paralı bir yolumuz da mevcut, YouTube Premium. Şimdi ben size şöyle bir akış diyagramı oluşturdum arkadaşlar. Öncelikle sorumuz, evde internetiniz var mı? Evet, hayır. Şimdi evetten gidelim arkadaşlar. Evde internetimiz var. Peki YouTube Premium'umuz var mı? Olabilir, olmayabilir. Eğer YouTube Premium'umuz varsa zaten derslerimi reklamsız bir şekilde dinleyebilirim. Çok güzel. Bir sıkıntımız yok. Eğer YouTube Premium'umuz yoksa, yani evde internetimiz var ama YouTube Premium'a sahip değiliz. Olabilir. Bu durumda dersleri reklamlı dinleyebilirim. Bir rahatsızlığım yoksa derslerimi yine reklamlı bir şekilde dinleyebilirim. Yine sıkıntı yok. Reklamları atlayabilirsiniz. Hatta isteyenler reklamları izlesinler arkadaşlar. Ülkede döviz girişi oluyormuş. Yani ama tabii çok fazla reklam çıktığını söylüyorsunuz benim, özellikle benim videolarımda. O zaman diğer yöntemlere bakalım arkadaşlar. Reklamla dersi dinleyemem diyorsanız videoyu indirebiliriz. Birazdan videoyu nasıl indireceğiz onları söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi diğer duruma bakalım arkadaşlar. Evde internetimiz yoksa okula giden bir öğrenci miyiz, değil miyiz? Eğer okula giden bir öğrenci değilsek kütüphaneye, kafeye giderek internete bağlanabiliriz. Oradan videoları indirebiliriz. Birazdan söyleyeceğim dediğim gibi videoları nasıl indirebileceğimizi. Okula giden bir öğrenciysek arkadaşlar otomatikman internete bağlantımız olabilir. Nasıl olabilir? Okulda Fatih akıllı tahtaların interneti var. Bunlara bağlanabiliriz. Bunların arkadaşlar şifresi internette mevcut. Google'dan aratarak bunları bulabiliriz. Tabii bu internete girdiğimiz zaman arkadaşlar aslında okulların interneti çok hızlı ama sanırım ağ daraltması mı, bant daralması mı, ne öyle bir şey yapıyorlar. Kullanışlı olmuyor. Fakat VPN kullanarak bunu da aşabiliriz. Sanki başka bir ülkeden bağlanıyormuş gibi. VPN uygulamalarını kullanarak, internet tam bir verimle kullanarak okulumuzdan ki internetten de videoları indirebiliriz arkadaşlar. Böyle ders videolarını, YouTube videolarını. Peki şimdi nereye indireceğiz arkadaşlar? Ona bakalım. Bilgisayarımızı indirebiliriz. Diyelim ki internet imkanımız var artık.
kafeye gittik veya okula gittik. Bir şekilde internete bağlandık veya evde internetimiz varsa oradan bağlandık. Videoyu bilgisayara mı indireceğiz, telefona mı? Şimdi bilgisayara YouTube videosunu indirmek çok kolay. Sadece adres çubuğundaki www'yu silip SS yazıyoruz. Sanırım o noktayı da siliyorduk arkadaşlar. Açılan sitede video formatları görüntülendikten sonra istediğimiz formata tıklayıp videoyu indiriyoruz. Böylece reklamsız dersimizi dinleyebiliyoruz arkadaşlar. Eğer telefona indirmek içinse Şarkı Evreni adlı bir uygulama var arkadaşlar. Buna benzer uygulamalar da olabilir. Bu Şarkı Evreni uygulamasıyla YouTube'dan müzik indirebiliyoruz. Onun dışında videolar da indirebiliyoruz. Yani videonun ismini aratıp direkt o videoyu bulup MP4 formatında indirebiliyoruz. Bu uygulamayı Play Store'dan indirip videoları indirmeye başlıyoruz. Böylece derslerimizi reklamsız bir şekilde izleyebiliyoruz arkadaşlar. Benim size önerebileceğim çözümler bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi internetiniz yoksa bile bir alternatif sunuyoruz burada. Dediğim gibi sadece benim kanalımdaki videoları değil, mesela sayısal bir öğrenci, fizik, kimyayı da bu bahsettiğimiz yöntemlerle videoları indirerek veya videoları indirerek izleyebilir arkadaşlar. Ben size şunu öneriyorum. Eğer maddi durumunuz çok kötü değilse, çok düşük bir gelir grubuna dahil değilseniz, bu video indirmeyle de bu da biraz zaman alabilir. Bunun yerine belki bir kitap parasını YouTube Premium'a ayırarak dersleri de dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle internet imkanınız varsa video indirmekle de uğraşmazsınız ve bunun karşılığında alırsınız arkadaşlar. Tabii şuna da dikkat etmek lazım. YouTube Premium'a dahil olabiliriz ama bu YouTube Premium'da işte YouTuber'ları falan takip etmek yerine ağırlıklı olarak derslere odaklanmamız gerekiyor. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olmuştur arkadaşlar. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın.